Sunset, eğlenceli, samimi ve dinamik özel röportajlarına bir yenisini daha ekledi. İşte karşınızda haftanın konuğu. Haftanın özel röportajının konuğu Vakıfbank'ın başarılı smaçörü Güldeniz Önal Paşaoğlu. Güldeniz'in evine konuk olmadan önce hazırlayacağımız kahvaltı için alışveriş diyoruz. Evet, kahvaltılık almaya geldik. Merhabalar, kolay gelsin. Kahvaltılık almaya geldim. Bir beyaz peynir alalım. Evet, tabii domatessiz kahvaltı da olmaz. Hemen domates alacağız. Domates alalım. Şuradan. Merhaba, şu domatesleri. Bir de sivri biber tatlı mı, acı mı? Tatlı bunlar, kandırabilir. Tamam, bir de sivri biber alalım o zaman. Evet, alışverişleri yaptık. Şimdi bizi bekleyen Güldeniz'e gidiyoruz. Güldeniz Önal Paşaoğlu'nun evine sonunda geldik. Bakalım bizi evine alacak mı? Evde yok galiba. Sesini duyuyorum Güldeniz. Hayır. Almayacaksın galiba. Evet Güldeniz, sana bayağı bir kahvaltılık malzeme getirdik. Nasılsın? Hoş geldin. Bakalım hocanın bizim için ne yapmış. Normalde hep burada mı kahvaltı yapılıyor? Evde. Genelde burada yapılıyor. Evet, neler almışız? Bir adet ekmek. Büyük. Büyük aldım ya. Salatamız var. Yumurta. Yumurta. Nardan yıkılıyor. Çanakkale'den gelmiş. Özel bak, şey aldım. Organik aldım. Organik. Biber. Zeytin. Zeytin. Normalde peki böyle Güldeniz'in hani oturup da böyle tadını çıkara çıkara kahvaltı yapabilecek vakti oluyor mu? Maçlardan sonraki günler genelde sabahlarımız boş oluyor. O zaman en azından uzun bir büyük bir kahvaltı yapabiliyoruz. Yani onun haricinde böyle tostlar, işte atıştırmalı, antrenmanlarımızı alayım. Buyurun. Şimdi senin normalde hali hazırda bir kahvaltının var, vardır. Onlardan da çıkar. Tamam, onları bir getir, ortak böyle bir tamam. Potpourri yapalım o zaman. Servisi at bana. Sen... Karşılayayım. Amerikan servisi. Evet, hazırlıklarımız tamam. Şimdi sırada sucuklu yumurta var. Sucukları kestin Güldeniz. Sucuklarımız hazır. Nasıl yapacağız? Yumurtalarımız da hazır. Önce bir parça tereyağını koyuyoruz tavanın üzerine. Ondan sonra önce sucuklar ve daha sonra kızarmanın böyle son eşiğinde de yumurtaları kıracağız. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Güldeniz'in elinden sucuklu yumurta tarifi. Tabii. Yandı. Yağımızı yayıyoruz. Ev kadını olarak nasıl Güldeniz şu ana kadar? Yani şu ana kadar pek kaç ay oldu evleneli? İşte 5 ay. Ama hani sen bayağı uzaktaydın aslında. Yani biz şöyle uzaktaydık. Milli takımda olduğumuz için fazla görüşemiyorduk. Aslında milli takım döneminden sonra daha fazla görüşmeye başladık, öyle söyleyeyim. Yoksa hani evlendik bütün kızlar gibi. İşte balayı yapamayanlar bile var yani aramızda. Peki bu sene böyle bir cidden bir... Herkes evlendi. Öyle bir ayarladınız mı? Yoksa öyle bir sistem öyle mi bir oldu? Ayarlama yok. Tabii ki hani kısmet işi bu işler de öyle bir hani ayarlama yok ama gerçekten özellikle bizim takımda böyle üst üste bir evlilik patlaması yaşandı. Evet şimdi bence iyi yani. Oldu değil mi? Evet. Tamam, buyur sucukları. Sucuklarımızı da koyuyoruz.
galibiyet 61 sayısı oldu. 61 maşallah diyelim. Maşallah. Nasıl değişiklikler var Vakıfbank'ta? Hani hiç yenilmiyor olmak nasıl etkiliyor sizlere? Yani bir şekilde etkilemiyor, daha çok çalışıyoruz. Yani değişiklik yok diyor. Yani galibiyetten sonra ya da bir kupa aldıktan sonra bile Giovanni hani soyunma odasına gelip işte evet kazandık, iyiyiz ama daha iyi olmamız gerekiyor gibi konuşma yapıp hani emin olun ki ben sizi hiçbir zaman boş bırakmayacağım, serbest bırakmayacağım diyor. Hani biz böyle hatta ya bugün sevinseydik bari diyoruz, hani bugün bir nefes alsaydık diyoruz. Yani bunun Giovanni çok büyük etkisi ama herkes takım olarak da bunun bilincinde. Yani kazanılmış şu anda çok güzel kupalar var ama bunları kazandığımız için hani tadını biliyoruz. Doyasıya bir sevinç. Evet, ve bunu devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki hep aslında herkesin sorduğu, tabii suçlar da oldu bu arada. İstiyorsan yumurtaları kıralım. Burcu abla sen hiçbir şey yapmayacak mısın? Ya tamam peki ben yapayım hadi. Benim evim burası. Ben her seferinde rezil oluyorum her röportajda. Burada da şimdi yumurta kırarken bir bakalım takarlık. Şimdi bana Güldeniz puan verecek. Burcu ablanın sucuklu yumurta kabiliyeti ne kadar Burcu'nun? Peki o zaman ben sorumu sorabilirim. Hem yumurta kırıp hem soru sorabiliyorum. Herkesin en merak ettiği şey bu aslında. Yani hani Vakıfbank nasıl hala konsantre olabiliyor ve nasıl hala Giovanni Guidetti onları maçlardan önce motive edebiliyor? Bu çok önemli, en önemli sırlarından biri herhalde Vakıfbank'ın değil mi? Yani onu biz de merak ediyoruz. Yani biz gerçekten hani hep onu konuşuyoruz ama bunun sebebi birazcık çok çalışmak. Ve hep bir önümüzde hedef var. Hedef bitmediği için bu hedef yani bir tanesi tamamlıyoruz. Ama önümüzde başka bir hedef daha var. Pardon, yumurta isteyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ne biçim yumurta arkadaş mı? Ben bileyim. Yumurta mı? Ben ne dedim? Senin en böyle dışarıdan bakıldığında dikkat çeken hep güler, gülen bir yüzün var sahada. Hani böyle kötü de gitse, iyi de gitse hep gülen bir Güldeniz görüyoruz. O surat hiç asılmıyor mu? Asılıyor tabii ki yani hepimiz insanız. Hani illa ki asılıyor. Siz gülen zamanlarına ne görüyorsunuz? Yani genelde içeride de dışarıda da hep pozitif olmaya çalışıyoruz. Yani hepimiz olarak. İşte kötü işler kötü gittiğinde zaten en önemli şey pozitif olmak ve bunu sahaya yansıtmak, arkadaşlarımıza yansıtmak. Sonuçta bir voleybol oynuyoruz ve kız takımıyız. Yani bu maneviyat çok önemli. Yani teknik taktiğin dışında bu pozitif enerji bence çok önemli. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Benim de zaten içimde böyle çok asık suratlı bir insan yapısı yok. Yani genelde gülerim, yani neşeliyimdir. Bu da sahaya yansıyor. O yumurtayı biraz kapatalım. Oldu galiba. Çok da güzel gözüküyor. İyi kırdım. Maşallah. Ben de sucukları iyi kestim. Evet, evet. Güzel bir takım çalışması burada. Peki hazır? Tamam. Sofrayı kuralım mı? Kuralım, tamam. Tamam. Çünkü biliyorsun yumurtayı soğutmaya gelmez. Daha doğrusu sucuğu. Yalnız resim gibi oldu. Bayağı uzun bir hazırlık döneminden sonra. Lütfen dikkat edin. Dikkatlerinizi çekiyorum. Almam şeker. Pantolonuma uygun. Çay bardağı attığı yani tabağıyla. Evet, Güldeniz'in yapmış olduğu sucuklu yumurta. Beraber yaptık canım. Beraber evet yaptık. Sucuklar Güldeniz'den, yumurtalar benden. Çok teşekkür ediyorum. Peki ne yemeği sever Güldeniz en çok? Ben her şeyi yerim. Biraz yardım edeyim ben genelde. Sana. Hani ev yemeği çok severim. Yumurta. Onun haricinde zaten maç öncesi yemeklerimiz belirli. İşte tavuk, makarna, salata şeklinde. Ama ev yemeği, sebze yemeği severim. Teşekkür ederim. Peki böyle bir özel bir diyetin var mı? Hani dedim maçlardan önce belli şeyler yiyorum ama. Yok, yani sadece beni rahatsız etmeyecek şeyler. Ve hani dediğim gibi standart böyle tavuk yiyoruz genelde. Hani işte halter antrenmanlarından sonra et yiyoruz. Nasıl sporcu beslenmesi gerekiyorsa öyle yiyoruz. Eğer kış geliyorsa daha çok çorbayı severim. Mesela akşamlara sıcak bir çorba içerim. Yapıyor musun peki yemek? Çok.
İnanılmaz yani. Hep yemek yaparım. Evlendin yazdın. Hani evlendiğin insan da aslında bizim Cemal'e çok yabancı bir insan değil. Zaman zaman senin maçlarını da anlatıyor. Buradan Adnan'a da sevgilerimizi iletelim. Nasıl bir duygu? Hani eşinin maçını anlatması ve üstüne yorum yapması ve senin sahada o performansı sergiliyor olman? Bence onun için daha zor. Hani sonuçta ben sahaya çıkıyorum. Biz maçımızı yapıyoruz. Yani hiçbir şey duymuyorum, görmüyorum. Zaten biz, yani ben hani kameranın orada olduğunu bile o konsantrasyonda hani hissetmiyoruz. Hani yayın varmış, yokmuş. Yani o konsantrasyonda bitiyor ama onun için daha zor çünkü dikkat etmesi gerekiyor. Bir de artık hani insanlar da yakın çevremiz ve hani taraftarlar da biliyor bizim hani evli olduğumuzu. Yani bazı yorumlardan kaçmak için daha çok dikkat ediyor. Çok güzel olmuş. Olamadı. Gayret. Çok geldi. Allah'ım kameralar beni çekiyor. Gidelim bayağı yedik yani. Bitti. Burcu abla ben bir şey yemedim ama. Hepsini sen bitirdin. Tamam ya. Biraz acıkmışım ben. Ne yapalım? Daha bitmedi zaten. Bu ekmekleri de banacağım ben şimdi. Biraz sohbet edelim diye bir nefes alayım diye ara verdim. Hadi bakalım. Türk mini takımının önemli oyuncularından biri haline de geldi Güldeniz Önal Paşaoğlu. Nasıl voleybola başladın? İzmir'de başladım. Okul takımıyla birlikte. Taner Alkaç ve Osman Alkaç hocalarım işte önce sınıftan seçtiler bizi böyle. O zamanlar çok uzun boyluydum. Şimdi o kadar uzun değiliz ama işte uzun boyluları önce seçtiler. Okul takımıyla başladık. Aynı zamanda kulüp adı altında işte Türk Telekom vardı İzmir'de. Böyle bayağı 6-7 sene boyunca biz beraber oynadık. İşte ortaokulda, lisede. Sonra lisede Ankara'ya ben transfer oldum. Ankara'da yine bir 6-7 senelik sürecim var. İller Bankası ile beraber. Sonra da Türk Telekom'a. Türk Telekom'da kapanınca Vakıf Bank'a. Otomatikman Vakıf Bank'a geldim. Peki o Ankara'dan İstanbul'a geçiş süren nasıl oldu? Alışma süren nasıl oldu? Aslında İstanbul'dan çok korkuyordum. Bu Telekom'a transfer olmadan önce de hep Eczacıbaşı'ndan falan hani teklifler geliyordu. Ben duyuyordum. Hani öyle direkt olmasa bile arıyorlardı. Sonra daha tabii küçük yaşımız. Ve hani 15 yaşında biraz İstanbul'dan korkuyordum. Bir de İzmirli olduğum için İzmir'de o kadar çok büyük bir voleybol yoktu ya da İzmir o kadar büyük bir şehir değildi. Hani İstanbul beni hep biraz böyle korkutmuştur. Hani belki Türk Telekom kapanmamış olsa ben böyle bir cesaret bile olmayacaktı. Hani Türk Telekom kapandıktan sonra artık hani Ankara'da çok bir takım kalmadı ve mecburen İstanbul'a gelme yani şeyinde bulundum. Ve geldiğim için hani hiç o kadar korkutucu değildi. Hani trafiğinden korkuyorduk, işte hayatından korkuyorduk. İstanbul hep zordur, hep zordur. Hep öyle bir şey vardır ya, İstanbul'da yaşamak zordur ama hiç öyle değil bence. Bunu gördük, yaşadık ve gördük. Hani şimdi İstanbul mu, işte Ankara mı falan. Yani hani şimdi anlıyorum niye herkesin İstanbul'da yaşamak istediğini. Tercih ettim. Evet. Peki çok boş gününüz olmuyor. Hoş, geçtiğimiz hafta 3 gün boşunuz varmış ama gördük programda. Onun dışında çok fazla tatil yapma fırsatı bulamıyorsunuz sezon içinde ama boş zamanlarında hani o gün tatil senin için ne yapar gideriz? Boş zamanımda hani evle ilgili yapılacak bir şey varsa ya da hani bizim işimiz var işte banka işlerimiz oluyor hani yapamadığımız zaman kendi sosyal işte kuaföre gitmemiz hani boş bir vaktimizi onlara ayırıyoruz. Eğer hani çok boşsa işte sinemadır, ne bileyim gezmektir, alışveriştir, mutlaka yapmak istediğim ya da yaptığım şeyler. Mesela yaz tatili döneminde nasıl tatillerden hoşlanır gideriz? Yani olduğu zaman diyorum, genelde yok biliyorum ama hani diyorum deniz kenarına gitmeyi mi seversin yoksa daha böyle tarihi yerleri gezmeyi mi seversin? İtalya'ya gittik hatta bu balayında ama çok yorulduk. Hani bir daha öyle bir şey hani eğer bir tatil dönemim varsa yatacağım. Yani mutlaka deniz kenarı tercih ediyorum. Yani mesela Çeşme'yi ben çok seviyorum. Mümkün olduğunca hani gitmeye çalışıyorduk. Hani bu İtalya'da o turla birlikte sabah 7'de kalk 12 saat boyunca gez dolaş hani çok güzel yerler gördük. Ama hani bir derece bir daha tatilim olursa direkt deniz kenarı ve böyle güneşin altında yatmayı tercih ediyorum. Hele ki şu sezon içindeki yorgunluktan sonra öyle bir tatil tercihim var şu an. Uğurlarım var.
İşte totemlerim var. Mesela bir tanesi çok net, hani artık ben bildiğim için belki net bir şekilde saha içine girince, hani sonradan oyuncu değişikliği olup da oyuna girdiğin zaman servise gidiyorsan en son gizeme çak yapıyorsun. Değil mi? Ve topu öpüyorsun. Bu ikisi dışında yeni totemlerin olmaya başladı mı? Yenileri artık kaldıramıyoruz çünkü çok var. Hani şu bileğimdeki işte tokal ama bunlar bileklik. Hani şundan işte kolyelerim var benim. 3 tane oldu bu sene. O kolyeleri açmak için hatta önce Bahar'a veriyordum. Sonra Bahar'dan Melis'e verdim. İşte o kadar çok karışıyor ki onlar şey olduğu için, bir de Uğur olduğu için kızlar da biliyor, açmaya çalışıyorlar. İşte antrenörlere çakıyoruz. Sahaya girişimiz var. Yani bir sürü şey var. Bahar'la ısınma bittikten sonra birbirimize işte o bana servis atıyor, ben onun suratına topu atıyorum falan böyle. Hani totem bende çok var. Hani onu başlarsak bitmez. Bu da şey yani, hani ben işler iyi gittiğinde onları yapmışım ve öyle iyi de gidiyor. Bu böyle hani Uğur hem bir yana hem de kendimizi iyi hissettiriyor. Hani yapmazsak bir boşluk, acaba bugün yenilir miyiz yoksa kolyeleri takmazsam falan. 61 maçtır yenilmiyor olmak da hani o totem Uğurların da tuttuğu anlamda geliyor bence. Onun için böyle bir süre daha devam edecek gibi geliyor bana. Senin çok özel bir koleksiyonun var. Sürpriz yumurtanın içinden çıkan oyuncakları evet topluyorsun. Nasıl başladı sürpriz yumurta oyuncaklarını böyle toplayıp bir koleksiyon haline getirmek? Küçüklüğümde başladı. Çok alırdım sürpriz yumurtalardan. Yani öyle biriktire biriktire. İşte şimdi şey, hatta internette de yazıyorum böyle 500 az kaldı, 500 az kaldı diye. Bir kısmını burada böyle koyduk. Yani düzgün olanları, kırılanlar çok var içeride, taşınmadan ötürü. Saymadım daha kaç tane var. Ama yani güzel oldu da, hem benim sevdiğim bir şeydi. Böyle sergiledik yani salonumuzda. Biz de sana getirdik. 3 tane. İstersen gel sürpriz yumurtalarımızı açalım, bakalım içinden ne çıkacak. Bakalım. Yumurtalar elimde. Bakalım içinden ne çıkacak Gülden. İnşallah sende olmayan bir şey. Çok zor ama bilmiyorum. Bakalım. Evet, yapalım. Ben de açıyorum zaten. Benimki yapılı çıktı. Bu da huysuz. Şirinlerimiz oldu. Hatıra. Tamam. Tamam. İyi ki geldiniz. Peki biraz da annenden, anneannenden bahsedelim. Onlar da seninle çok gurur duyuyor. Bütün madalyalarım dedin, anneannem de duyuyor. Nasıl bir ilişkiniz var? Ne kadar sıklıkla görüşebiliyorsun anneannenle? Yani sıklık açısından her gün konuşuyoruz. Ama görüşmeye biraz zor oluyor. İşte babam da İzmir'de, hani anneannemler de İzmir'de. Eğer bir tatilim olduğu zaman gidiyorum. Ama onun haricinde maçlardan dolayı gidemiyoruz. Buradan Seferisar'a öncelikle selam söylüyorum, çok söylüyorum Gülen teyzemlere, anneannemlere. Yani onları çok seviyorum. Hep duaları yanımızda bizim. Her zaman konuşuyoruz zaten. İzliyorlar böyle dört gözle, işte Giovanni, Giovanni diye böyle söylüyor. Taktik veriyor bazen bize böyle. Yerim ben onu yani, ne diyeyim ki. Gülteniz biraz çok yedik ama çok eğlendik. Çok oyuncağım varmış. Bizi evinde ağırladığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür. Yeni sezonda da başarılar diliyoruz hem kulübünde hem de milli takımda. Peki bugün özel bir kapanış yapalım mı son sete? Hadi. Görüşmek üzere.